Yani hem bir kur dizanı bir zammı da binin. Bir hem de bin bula değiş be. Yani hem kur dolara hem de uyu kabiden koyayım, uyu kabiden demi taş. Evet zammı gel kur hem bu zannın. Yani hem kur de kadı fırır için gel bir nesler ya koy, bir nesler ya hak. Yani bir zammı gel bir binin. Diye basta yani gel değiş be. Her kur gel şiyor be. Ya bir nesler ya koy hak. Ve zulmü ببینن yani çen sala evi zulmü hem de binin yani karın nona ki ben nazarı kha yani durma ekonomi onuş de binin hem kerçeği de binin yani askeri ücret ki 8 milyar sabah zam dike hem de işte dike yani askeri ücret çe fayda imaratı ne yani aynı çe cevabıydı ama iyi bir kendin yani bir cevabı da kişan partiye hem gelip partiye ne yani hem reyo hoş hoş ne ki partiye masabı kevir kişdan ele bir cevabı da kevir ya mı ne Yani Erdoğan çetere, fayda kevir mera her sığı ama fayda Erdoğan mera tene. Partiye mera bir cek kişan partiye hem uyu kabı dene. Hem çim ama hem zıbı zılmayı ne bileyim, çim ama uyu kabı dene. Fark ne ki ama demir taş bir cek kişan uyu kabı da kişanı. Yani kişan partiye bir mera bu kurda fark ne ki. Kadı itfak şibi fark ne ki, milliyet şibi fark ne ki. Her kurda Allah ben zılmıydı. Yani kişan partiye bir bu mera fark. Yani aynı ya. Ama anzin sadece bula değiş be, en azından belki eve bir baştı be. İlk başta belki. Nasıl bakacak? Şimdi ben kendim şahsım da iki dönem ben AK Parti'ye vermişim yani. Ben de insan için keşke iki ayağım kalsaydı ben o oyumu vermeseydim. Vermişim pişmanım. Yani iki dönem çok güzeldi. Şimdi benim yaşım 55 millet hepsi açtı. Bazı insanlar var hiç ekmek evine götüremiyor. Yani bu dünya alt üst oldu. Zaten millet kendi şahsi serbest bıraktı. Esnaflar hepsi kendi başına öyle Yani etiket yok diye herkes kendi kafana göre adam güne sene veriyor. Yani millet çok mağdurdur. Yani dünya böyle giderse yaşamak hiç kimse istemiyor yani. Böyle yaşamak olmaz. Biz başka ülkeye bakıyoruz, Türkiye'ye bakıyoruz. Yani biz kendimizi yani insan zannetmiyoruz. Yani insan yerinde biz şimdi yaşamıyoruz. Yani AK Parti öyle yaptı ki milleti kandırıyor. Ben bugün bile yapacağım, yarın bile yapacağım. 23 gelse, bilmiyorum gençlere diyordu ki, ey gençler çalışmayın. 23'ten sonra her şey elinizdedir. Hani nerede? Nerede? Yani bu şeyi veren, AK Parti'ye veren insanlar kendi düşünsün. Fakir fukara kendi düşünsün. Zengin adam zaten gün güne zengindir. Zengin adama bir şey olmaz. Tamam diyor ben zenginlere şey edeceğim. Zenginlerin günü gelirse ben zenginlere batıracağım. O zenginleri batıramaz. Hayatta hiç kimse kafanı oturamaz yani bu onun kelimesi. Yani biz artık ne diyeceğiz yani? Vallahi artık biz yaşamayı istemiyoruz. Hiç evlenmemiş şeyler vardı. Bir ev ile 3 trilyar para olur mu ya? 3 trilyar para kimin elinde var? Zenginlerin elinde var. Fakirlerin elinde hiç kimse yok. Adam artık bir pabuç bırakamaz. Çok affedersin adam vallahi şimdiki gençler bir tuvalet bile yapamaz. Ama biz yapmışız. Neye yarar ki? Betondur, aslan da bak ben de bakayım. Öyle karımız aç. Yani biz yaşamayı istemiyoruz yani. Böyle giderse biz yaşamayı istemiyoruz. Yani gençler günah. Bizden sonra gelen insanlar günah. Biz yine az bir şey yaşamışız yani. 11 sene de iyi gitti Türkiye. 11 seneden sonra alt üst oldu gitti. Nedir o be? Özgürlük isterim yani. Yani özgürlük, bütün Avrupa hepsi özgürlük ister. Yani biz haklı değiliz yani biz özgürlük isteriz. Evet. Kendim şahsım. Ben kendim nereye gelsem ben kördüm. Benim yaşım hepsi Batı'da. Ben aslımı inkar edemem. Ama Türkiye'de alt üst istemem. İnsan aç olursa ne olur? Adam ya kızlık yapar ya bir şey yapar. İnsanlar hepsi aynıdır. Yani nefis nefistir. Yani insan bugün ben diyelim aç kalırsam ben lokantanın yakınlığı yapacağım, yani şey yapacağım. Yeter artık ya. Biz kendimize en yakın olduğumuz ittifak, bize yardımcı olan ittifakattı. İnsanların halinden anlayan, mazlumların halinden anlayan, fakirlerin halinden anlayan. Gelen fakire zulmetmesin. Fakirin elinden tutsun. Zaten fakir yoksullukla boğuşuyor. Zaten bu şartlarda geçim çok zor geçiyor. Ve bunun üstüne üstelik bu baharlılık, bu zamlar da boynumuzu büküyor. Yani buna ilişkin
Hangisi olursa olsun bu halkın elinden tutsun. Bu halk gariban bir halktır. Güneydoğu kesimi halkı işsiz bir halktır, güçsüz bir halktır. Mecburi bu işi yapıyor. Yani Güneydoğu'da fabrika yok, iş yok, iş sektörü yok. Gençlerimiz hepsi gurbete kayıyor, hepsi gurbete gidiyor. Güneydoğu'da iş imkanları sağlasınlar, iş yarasınlar, iş yapsınlar. Her gelen mazlumu eziyor. Her gelen garibanı eziyor. Yani bir tanesi garibanın mazlumun elinde tutan yok. Şöyle düşünüyorum mesela, her zaman biz HDP veriyoruz zaten. Ama bu dönemde de zaten seçimde de şu anda HDP kime verse o kazanacağını düşünüyor. Şu anda zaten ittifaklar da belli değil yani kimle vereceği. Yani HDP şu an o kime verse kilit partisidir zaten. Kime verse o kazanır. Öyle düşünüyorum. Yani CHP mesela destek vermeseydi şu anda adam dışarıdaydı, öyle değil mi? Adam şu anda dışarıdaydı. Yine seçimlere girerseydi mesela kazanırdı. Ama şu anda mesela yine biz CHP vereceğimizi sanmıyoruz ama her zaman HDP veriyoruz. Aynıdır yani, benim için aynı, görüşlerim aynı. Diyorsun demokrasiden yana diyorsun mesela, aha, Türkiye'de tek mesela Selahattin Demirtaş diyor. Yani Türkiye, barış getirecek, özgürlüğü getirecek, tek kişi varsa o da Selahattin Demirtaş'tır. Bunu her yerde de söylüyorum. Ama şöyle düşündüğüm zaman mesela eski dönemlere baktığımızda mesela AK Parti'ye ve mesela Doğu tarafında herkes verdi. AK Parti mesela Doğu tarafta mesela sayesinde AK Parti kazandı kaç senedir. İlk başta mesela iyiydi. Bu son 2-3 senedir zaten Türkiye'yi bitirdi yani. Öyle mele değil mi yani? Türkiye'yi bitirdi, ne hale getirdi. CHP de aynı, bir 2 sene mesela kazansa ondan sonra yine aynı AK Parti gibi olur yani her şey. Son 2 senede artık millet ahu ediyor. Her şey pahalandı artık millet. Yani AK Parti'ye vermez zaten. CHP yani benim görüşüme yine yani Doğu tarafı herkes yani HDP'ye verir diye düşünüyorum.